Yani Maradona'nın gözyaşları evet. üzerinde romantizm yapıyorlar da Maradona'nın o kupayı kazanması futbol adına daha kötü olurmuş bence. Yani bırak futbol oynamaya çalışan evet, bir takım kazandı. Selamlar. Yeni bir özel bölümde, yeni bir Dünya Kupası bölümünde karşınızdayız. Buğra'yla Dünya Kupalarını kesmiştik. Euro'lara dönmüştük. Hatta iki programda çektik. Ama ne yazık ki durumlardan dolayı Avrupa Şampiyonası iptal oldu ve bizde 90 Dünya Kupası nerede kaldı baskılarına dayanamadık ve 90 Dünya Kupası'nı Buğra'nın da beni teşvik etmesiyle zor şartlarda internet üzerinden bağlanarak izledik, bitirdik ve karşınıza çıktık nihayet. Buğra'cığım selamlar. O selamlar. Pandemi her şeye sekte vurduğu gibi bizim maç izlemelere de bir dönem şöyle bir ara verdi ama bir yolunu bulduk gibi. Bir şekilde Discord üzerinden olsun, YouTube üzerinden olsun bir şekilde izledik yine kupamızı. Tıpkı Arjantin gibi ite kaka sallana sallana da olsa finali bulduk deyip açılış yapıyor ve yavaş yavaş konuşalım. Çok keyifli de bu kupa aslında. Kupa 90. Evet, naçizane 66'dan itibaren full tüm kupaları izleyebilmiş biri olarak İlk beşime yazabileceğim bir kupadır. Seninle de hep konuştuk. Hep zevksiz diye anılır. Hep sallanılır bu kupaya ama oynanan futbol, oyuncular farklı hikayeler açısından bence işte kötü bir kupa değildir. Kesinlikle. Atmosfer. Öyle. Türkiye'nin elemelerden evet onu da söyleyelim tabii. Birçok şehirde çok dolu stadyumlar var. Evet. Türkiye'nin eleme hikayesiyle istersen başlayalım sonra buraya geçelim. Avusturya ile oynanan özellikle maç çok konuşuldu ve 90 Kupa 90 elemesindeki o takımın da hep böyle bir hatıralarda yer ettiğini biliriz. Eskilerden çok dinleriz. İstiyorsan sen bir onun birkaç cümleyle özetle sonra kupaya geçelim. Evet, biz onun Atahan'la Kutay sözlü tarihini yapmıştı. Ben de röportajlarda onlara yardımcı olmuştum. Sağ olsunlar benim de ismimi yazmışlar dosyaya. Dergide de yapılmıştı o jenerasyonun dosyası. Türkiye'de 80'lerde 80'lerin başı o 82 elemelere filan gol yok misal. Yani o öyle bir jenerasyondan böyle bir jenerasyona evrilip işte Cüneyt Tanman gibi artık orta yaşa gelmiş bir oyuncu bile ilk kez bu dönemde düzenli olarak milli oluyor. Galatasaray'ın etkisi, Fenerbahçe'nin iyi bir jenerasyon yakalaması, işte Oğuz Çetin gibi bir orta saha liderinin ortaya çıkması. Beşiktaş'ta altyapıdan gelen ve Gordon Milne'le sistem içine giren ve uyum sağlayan takımın ortaya çıkması. Alttan Anadolu takımlarından Ünal gibi özel bir oyuncunun gelmesi. Daha Trabzon'da bile değil Ünal o zaman. Onu da belirtelim. Böyle bir oyuncunun gelmesi. İşte Tanju gibi ilginç bir golcünün, Rıdvan gibi şahane bir oyuncunun ortaya çıkması. Farklı bir sinerji yaratılıyor bir anda. Hani arkadaşlar bugün diyor ki o kadar iyilerdi de niye gidemediler? Bunu şöyle değerlendirmek lazım. Onlardan önceki jenerasyonlara bakıp onların ne yaptığına bakıp bu adamların durumu nereye getirdiğini aslında yorumlamak lazım. Yani çıtayı 20. basamakta en dipteyken bir anda 1'e ya da 5'e çıkarman zor. Onlar 10'a kadar çıkarmışlar bir anda diyelim. Ve bence stratejik hataların olduğu, mesela Sovyetler Birliği'ne İki maçta da yenmeye oynuyorsun. Hadi sonuncusu Sovyetler Birliği'nde mecburi de İstanbul'daki maçı beraberliğe oynasan Sovyetler Birliği zaten beraber hep dünden razı bir takımdır. Olayı bitirebilir derdi gibi geliyor. Avusturya'daki maç öyle. Yani sonradan takım biraz kendine ölü toprağını atıyor diyelim, kendine geliyor. En önemlisi de İzlanda maçları. Yani İzlanda maçlarının birini kazansan durum farklı olacak ama özellikle Doğu Almanya'yı içeride dışarıda yenmeleri, Avusturya buradaki maçtaki zafer. O Avusturya maçı çok anlatılır zaten. İlginç, güzel. Onları da izleyebilirler. Bu maçların hepsi var. Ve Twitter'da Cults diye de bir hesap var. Kuzey Avrupalı bir abimiz, büyüğümüz. Muhabbetimiz de var kendisiyle. 90 Dünya Kupası'na özel bir Twitter hesabı. Ve her Türkiye maçı izlediğinde benim işte ya da Türkiye'den ulaşabildiği insanlar, sen de bu insanların içindesin, devamlı 90 takımı ile ilgili sorular sorar. Orada Oğuz Çetin, Ünal Karaman gibi çok beğendiği, çok özel bulduğu oyuncular vardır. Hani bilmem kaç bin kilometre öteden kırklarındaki bir sanırım Finlandiyalı ya da Norveçliydi abimiz.
onun dikkatini çekmiş bir takıma saygı duymamız lazım. Hani çok biliyorlardı da niye kupaya gidemedilerden ziyade olaya böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Ya işte teniste falan da çok oluyor ya son dönemde, işte Çağla işte turnuva kazanıyor mesela ama niye şöyle olmuyor, niye böyle olmuyor? Marcel için sıkça söylenir abi, yani şu ana kadar olmamış şeyleri yapıyor bu insanlar ve belki sonraki jenerasyonların örnek olabileceği bir emsal oluşturuyorlar. Aslında biraz öyle bakmak lazım. Dediğim gibi bir anda niye bir numara olmadılar, ilk beşe girmediler demekten ziyade olanları, somut şeyleri takdir etmek daha önemli. Kupaya dönelim. Kupada şimdi artık 6 grubumuz çok daha artmaya başlayan takımlarımız olduğu için hani eskilerde daha az takımla yaptığımız her grubu, her maçı konuşmaktan ziyade biraz daha sonraki turlarda konuşacağımız takımları oraya biraz bırakıp gruplarda hani elenen ya da hani grup lideri olmayan ama iyi bizim beğendiğimiz takımlarla istersen biraz özetleyerek geçelim grupları ki diğer kısımlara daha fazla vakit kalsın. A grubunda evet. İtalya çok çok iyi oynayarak 3 maçını da kazanıp çıkıyor. Çekoslovakya arkasında. Burada Birleşik Devletler var yine grupta. Birleşik Devletler 4 yıl sonra ev sahipliği yapacak. Yavaş yavaş onların futbola ısınmaya başladı. Aslında birçok oyuncunun hala profesyonel olmadığı bir kadroyla geliyorlar. Onu analım. B grubu enteresan. Arjantin son şampiyon olarak geliyor buraya. Kamerun ve Romanya'nın arkasında kalıp güç belasında gruptan çıkıyorlar. Orada belki Kamerun ve Romanya'ya birkaç parantez açabiliriz. Sonraki turlarda da konuşacağız gerçi ama. Diğer grup takım da Sovyetler B grubunda. Evet. İtalya 86'da başarılı olunca Azzelio Vicini, Ümit Milli Takımın antrenörü başa geliyor ve 88'e de 84'te U21 finali oynattı. Gençleri taşıyor. Bir tek Maldini orada yok. Buraya da o takımlarda olmayan bir sonraki jenerasyon oyuncusu Baggio ve sürpriz performans Schillaci ile geliyor. İtalya Giannini'nin orta saha patronu oldu ve bence hakikaten çok keyif veren bir takım. Baresi takımın genel lideri Bergomi ile. Çok özel, çok iyi oynayan, benim izlediğim en iyi İtalya diyebilirim. Orada Çekoslovakya maçında Baggio'nun golünü unutmamak lazım. Çok beğenilen bir goldür. Bence Baggio'nun dribbling kadar Giannini'nin de o basit görünen ama önemli ver kaçını es geçmemek lazım. Hı hı. Çekoslovakya'da da Şukuravi'yi anlatmak lazım. İtalya'da da büyük etki yapan hayvan forvetlerden biri. Öbür gruba geldiğimizde Arjantin'de artık Maradona'nın da kariyeri düşüyor. Zaten bu sezonun devamında Napoli performansı da bitecek. Çünkü uyuşturucu testi ne pozitif çıkınca men edilecek şeyden 90-91 sezonunda. Zaten Napoli taraftarıyla da işte o telefonda yakalanma belgeselini falan izledik ya. O dönemden dolayı biraz sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Buruçaga'nın performansı düşmüş. Sadece bir tane adam var bizi çok etkileyen Arjantin'de ve etkilemesi de gereken zaten insanları. Caniggia harika bir turnuva geçiriyor. Kızılderili. Romanya evet Hacı'nın daha önce kupası var tabii de Hacı'ların jenerasyonu dediğimiz jenerasyonun aslında ilk şeyi ortaya çıkışı diyelim. Tat veren iyi bir takım. Güzel yani Hacı var bir kere zaten özel bir oyuncu. Onun dışında Popescu'nun muhteşem oynadığı maçları izledik. Sovyetler Birliği favori gelip gene bir şey yapamıyor. Zaten ülkedeki durumlar işte Dasayev olayı, Dasayev yurt dışına gittiği için sıkıntı yaratıyor falan. Onlar derken yani Euro 88'de bir başarı var gibi görünüyor ama 90'da gene hiçbir şeyler ve Sovyetler Arjantin maçında gene Maradona'nın eli ortaya çıkıyor. Kamerun şöyle anmak lazım. 82'de Kamerun ve Cezayir kupayı özel yapan, yani en özel kupa 82 dedik. Sebeplerinden biri aslında Afrika takımlarının ilk ortaya çıkışıydı. İlk ben de varım deyişiydi. Kamerun burada onu daha da ileri götürüyor ve Roger Milla gibi bir Dünya Kupası kahramanı çıkaracak. Ve hani futbolları çok düzenli bir oyun değil. Düzensiz bir kaos futbolu var ama Arjantin açılış maçında Arjantin'e yenmeleri ve attıkları o ilginç atletizm dolu gol. Sonrasında da Caniggia'ya yaptıkları zulüm akıllarda kalıyor tabii. Hakikaten perişan ediyor adamı ya. Oman bıyık yani. Enteresan onu çok hatırlarlar. Ama yani çok yırtıcı falan bir abimiz sağ olsun ama yani kaleyi gördüğü anda da hiç yani etrafına bakmadan baya böyle ne olursa olsun ben vurayım da benden çıksın diyen enteresan bir abimiz. Onu da analım öyle.
C grubuna gelelim. Brezilya ile beraber Costa Rica ikinci olacak burada. Bir sürpriz var aslında baktığında kağıt üzerinde. Elenenlerden biri yine garibim İskoçya. Yani sıkça olduğu gibi İskoçya'nın yine bir şekilde yolunu bulup elenmeyi başardığı bir turnuva. Costa Rica'nın çıkış hikayesi de enteresan. Son maçta İsveç'e karşı geridelerken müthiş bir kaleci performansıyla beraber geri gelmeyi başarıyorlar ve o galibiyetle de yola devam ediyorlar. O zaten Costa Rica'nın kalecisi yıllar sonra Keylor Navas'a da antrenörlük yapacak. Meşhur Caneo. Caneo, evet. Yani Arjantin'de şeyi bahsedelim. Pumpido sakatlanınca kaleye Gogocha'ya geçecek ve bir başka masal çıkacak ortaya. Eğer o masal çıkmasaydı açık ara turnuvanın en iyi kalecisi Caneo. Yani bir takımı alıp tur atlatabilen bir kaleci cidden. Çok önemli. Militonovic'den de bahsetmek lazım. O da antrenörleri. Gene piyasada reis. Koneo özellikle İsveç maçını, İsveç'i de onunla bahsetmek lazım. 94-92'deki o göz kamaştıran İsveç'in ilk takımı işte. Brolinlerin falan olduğu. Yani İsveç'i tamamen Koneo'nun muhteşem performansıyla geçiyorlar. İskoçya bakıyorsun belki de en görkemli olmayan kadrosuyla burada. Yani 78'den bu yana gelen İskoç takımları içinde en vasat kadro ama oyun olarak gene turu geçebilirler. Gene Koneo'ya çarpıyorlar. Bir tek Brezilya'ya diş geçiremiyor Costa Rica. O Brezilya'da zaten yazık olan bence takımlardan biri. Onunla konuşacağız. Yani ilginç olan burada şu Lazzaroni'nin Avrupa'yı oynatmak istemesi ve daha da önemlisi Brezilya'nın ben herkes şeyle 2002'de 3-5-2 oynadığını anlatır. Hayır, Brezilya sen ne izledik? Burada da 3-5-2 oynuyor. Ve hakikaten Dunga, Alemão, Branco, Jorginho, Careca, Müller, özellikle Careca. Çok 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 iyi oynadıkları maçlar var. Çok keyif verdikleri maçlar var. Elendikleri Arjantin burada maçı dahil. Burada tabii Romario'nun biraz sakat geldiğini söyleyelim. O yüzden onu yer yer deniyorlar ama çok uzun süreler oynatamıyorlar Romario'yu. Hani neden Careca'nın yanında Müller'in yerine Romario daha fazla oynamıyor diye sorun olursa onu da öyle açıklamış oldum yeri gelmişken. İskoçya dediğin gibi mesela hani çok hani eleniyor belki ama işte Brezilya maçının mesela son dakikalarında birkaç net pozisyonları var. Hani orada bir Taffarel'in harika kurtarışları olmasa belki oradan puan çıkarıp devam da edebilecek İskoçya. Yani önceki kupalarda da çok gördük ki böyle ucu ucuna elenme, ucu ucuna yalır yolda kalma diye. Onu da unutmayalım. Brezilya'nın ilk kez kalecisi var artık. Yani 88 olimpiyatlarında parlayan ve bir de alt yaş milli takımında da bir şampiyonluğu olması lazım. Tafo ben kaleciyim diyor yani. Hani tarihin en iyi 10 kalecisi değil belki ama ben kaleciyim diyor birçok kez. Ve o benim hayran olduğum ayak tekniği de birçok kez sahneye çıkıyor. D grubunda Birleşik Arap Emirlikleri var. Onlar dışındaki üçlü zaten çıkacak. Batı Almanya, Yugoslavya ve Kolombiya. Onları üst tarafta da konuşacağız. Birleşik Arap Emirlikleri ve Pahera'yı. Pahera'yla geliyorlar. Onu anlatmak lazım. 4 sene sonra kupayı alacak baba. 90'da da en kötü takımlardan birinin başında. Doğru. E grubunda biraz denk bir grup diyebiliriz herhalde. İspanya, Belçika ve Uruguay var. Bir de Güney Kore var. Yine Güney Kore çok faktör olamayan ekip konumunda burada belki ama diğer üçlü hani birbirine böyle çelme takabilecek takımlar aslında ama İspanya, Belçika'nın bir adım daha önde olduğunu söyleyelim tabii. Tıpkı İtalya'da olduğu gibi İspanya'da Ümit Milli Takım'dan Luis Suarez'in öğrencileri geliyor ve Luis Suarez Inter'le 60'lı yıllarda anlatmıştık. 60'ların Xavi'si ya da Xavi 2000'lerin Luis Suarez'i denir. Onun eşliğinde ve benim adamım Vasquez'in piyasaya çıktı. Nihayet çıktı. Daha önce de var ama çok oynamıyor. Bir İspanya izleyeceğiz. Keyif aldığımız bir İspanya oldu. Uruguay insan dövmeye devam ediyor. Belçika'da artık o 80'lerde iyi işler yapan jenerasyonun son barutlarını kullanıyorlar diyelim. Orada da Belçika'da en parlayan isimlerden bir tanesi de kaleci Prodom bu arada. Onu analım. Birazdan da belki söyleriz evet, diğer turlarda ama çok özel kaleci. Aynen benim izlediğim, her zaman söylüyorum. Canlı izlediğim yani daha sonradan izlemediğim en büyük 5 kaleciden biridir hakikaten. Nazarımda diyeyim. Çok çok etkilendiğim bir kalecidir. F grubunda da İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, Hollanda ve Mısır var. İlk başlarda klasik İngiliz işi 4-4-2 oynayıp daha sonra şeye dönüyorlar. 3-5-2, 5-3-2 gibi bir şeye dönüyorlar. Evet. Ve hani, evet oyuncular var. Kadro çok güzel. Geçen sezon bir soru da vardı öyle. 96 İngiltere mi 90 mı?
kadro olarak 90 çok güzel ama o coşkuyu, o oyun içindeki potansiyellerini ortaya koymada bence sıkıntısı olan bir takım. Bu açıdan da yani gene aslında bir hayal kırıklığı diyebilecekken şanslı sonuçlar diyelim. Son anda aldıkları galibiyetler, Mısır maçı gibi, İrlanda maçındaki beraberliği kurtarmaları gibi İngiltere'nin ve Raps'ın da yakasını kurtarıyor. Burada Hollanda'dan bir parantez açmak lazım. Hollanda bir hayal kırıklığıdır 90'da. 88'den sonra insanlar şampiyonluk bile bekler. Ama işte Mihaz'ın bırakıp Ben Akker'in gelmesi, hem burada hem 94'te orada da Advokat geliyor. Cruyff'un görmezden gelindiği söylenir. Mihaz'ın ona kazık attığı söylenir. Ama bence 90'daki esas problem şu. Seninle geçen Milan'ı anlatırken de İtalya'yı anlatırken de bahsettik. 88 Mihaz'ın büyük başarısıdır, eyvallah. Büyük hocadır, eyvallah. Ama iki büyük oyuncunun en formda olduğu sezondur o. Sakatlıktan çıkmış Van Basten ve 87-88, 88-89'u sürkülase eden Gullit. Euro 88'i izlediğinizde bu ikisinin dev bireysel performansını görürsünüz. 89-90'da Milan biraz tekliyor, kupayı alıyor ama tekliyor demiştik. Bunun sebebini de Gullit'in sezon boyu sakat olmasına bağlamıştık. Gullit o sezondan 90 Dünya Kupası'na geliyor. Gene güçlü, gene tırnak içinde bir hayvan orta saha forvet karışımı var. Ama formda bir Gullit yok. Yani bu iki adamın çok formda olduğunu düşünürsek, öyle geldiklerini hesap edersek daha farklı bir şey izlerdik diye düşünüyorum Hollanda. Van Basten'in de yanında sakatlığını söyleyelim. Tabii o da yine 89-90'da aynen. Nisan ortasında sakatlanıyor. Sadece Şampiyon Kulüpler finalinde Benfica'ya karşı oynayabiliyor. Onun dışında o iki ayda onun da oynadığı bir maç yok. Peki bu sahada görünüyor yani. 88'deki hallerinden çok uzakta oldukları aşikar. İrlanda'da da Bobby Charlton'la İrlanda futbol tarihinin en başarılı, özür dilerim, Jack Charlton'la İrlanda tarihinin en başarılı dönemi. 88-90 ve 94'te de önemli işler yapmışlardı. Tatlı bir takımdır. Evet evet, kesin öyle ki o işte biraz etraftan İrlanda kökenli oyuncuları falan toplayan, İrlanda doğumlu olmayanları falan toplayıp geniş bir çalışma da yapıyor milli takımda. Sen onu da not düşmüştün konuşurken, maçları izlerken. Onu da analım. Evet. Turnuvanın en sıkıcı maçı da bu arada bence bu grupta, yani turnuvanın genelindeki en sıkıcı maç. O da İngiltere-Mısır maçı. yani birine eziyet etmek isterseniz bağlayıp izletebilirsiniz 90 dakika boyunca diye. Aynen. Onu analım. Mısır'da da Ossam Aslan var bu arada. Sonra daha 10-15 yıl daha Mısır milli takımlarında Afrika Kupası'nda falan izleyeceğimiz. Onu da anıp ikinci tura geçelim istersen. Geniş geniş konuşalım. Evet, evet, buyur. İkinci turun belki de en büyük isimli maçı Brezilya-Arjantin mücadelesi ki hakikaten bizim de en böyle izlerken ya nasıl olur? Hani işte futbol böyle bir şey dediğimiz maç herhalde. Bunu Los Angeles Times sanırım, biraz eski manşetlere de o maçtan sonra bakarken gördüm. Şey gibi bir giriş yapmışlar birkaç cümle, çok güzel. 88 dakika boyunca Maradona neredeyse hiçbir şey yapmadı. Ve o dakikada işte ortaya çıktı ve Arjantin virüsü de çıktı gibi bir metin. Gerçekten çok çok güzel bir özet. Çünkü ilk yarısını sadece izleyin. İlk 30 dakikasını izleyin. Yani Brezilya 4-0 öne geçse ilk 30 dakikada şaşırmazsın herhalde. Öyle bir çağlayan gibi geliyorlar. Sağlı sollu. 10 dakika 2-0 zaten. Akıl almaz bir Brezilya var. Yani hakikaten üzülmemek elde değil o Brezilya'ya. Kesinlikle ve başarısız. Tırnak içinde başarısız diye hatırlanan bir Brezilya bugün. Üstelik şeyi de Dözay'ın kitabında da vardır o. 98'deki başarılarının finali, Dunga çok ağırlaşmıştı ve Emejeke tamamen onun üzerine oyunu kurdu diye anlatır. Dunga 94'te de daha defansif işleri yapan, çok inceye kaçmayan bir oyuncudur. Ama Dunga 90'larda İtalya'da Fiorentina'da oynarken oyunu iki yönlü de oynayan tempolu bir oyuncu. İlginç. Yani o değişimi de ilginç. Burada da onu görüyoruz. Alemão ile ikisi, hani diyorlar ya o zamanki futbol ağırdı mağırdı. Şimdi ikisini ışınla bir takımın gene ikisi orta sahasını ayaklandırır. Ve en önemlisi de Jorginho, zaten onu ben izledim yani. Biz yetiştik Bayern Münih'ine filan. Çok iyi bir bekti. Tek şanssızlığı bu adamın. Hani ilk çıkan bekler konuşuluyor ya bugün. Yani bundan sonra Cafu geldi. Bundan önce Josimar var, ondan önce Nelinho var, ondan önce Carlos Alberto var. O ne kadar muazzam bir ülke çıktığı için. Tabii yani ne zaman ne kadar muazzam bir ülke olduğunu görüyorsun. Burada da Jorginho'yu
Öbür tarafta da Branko denen garip adamı çıkarmışlar. Branko da çok özel bir sol bekti. O da Carlos bayrağı alıp farklı yerlere taşıdığı için belki az hatırlanıyor ama 94'te Leonardo'nun yedeğiydi. Leonardo Amerika maçında dirseğe koydu. Branko formayı aldı ve Hollanda maçındaki o frikiyi atmıştı. Hep özel oyunculardı. Ve Kareka zaten sen gene etkilendin. Ben hep etkileniyorum. Ve defansındaki işte Roja, Galvao, Gomez üçlüsü. Libero kullanması. Ki Libero programında bahsetmiştik. Brezilyalılar öyle Libero kullanmaz diye. İşte bu kupa böyle istisnalardan biri. Yazık yani hakikaten. Yani Branko'nun su olayıyla hatırlanıyor bu maç. İşte Arjantinlilerin o suya ilaç karıştırdığı, Branko'nun kötüleştiği filan. Ama yani yapar Arjantinlidir bir şey diyemem ama hiç ona gerek yok. Yani tüm takımı zehirleseler de bu maçı Brezilya almalıymış. Ve garip olan bu maç Maradona o maç ne oynamıştı diye hatırlıyorsan. Yani sen de bu maçı paylaştın Twitter'da hemen öyle bir şey geldi. Hani öyle bir masallaştırılıyor ki Maradona sadece bir kere topa değiyor neredeyse o da asist oluyor. Aynen. Maradona 86'da %20'sini bile oynamıyor. Evet evet yani o asist gerçekten çok güzel. Savunmayı tamamen dağıtıyor falan hiç tabii ki şüphe yok buna ve hakkını teslim etmek gerekiyor ama kalan 80-85 dakikada çok göremiyorsunuz bile Maradona'yı çoğu zaman. Yani hem Müller'in hem Kareka'nın işte Dunga'nın direkten dönen topu var. Ya hakikaten zaten sevgili Murat muhtemelen koyacaktır bazı bulabildiği pozisyonları. Yani çok yazık ya. Herkese tavsiye ederim yani açıp izlemelerini. Çok keyifli bir maç yani aslında ama sonu Brezilya izlediği gibi bitmiyor. İkinci yarıda Kareka'nın bir kafası var. Yani o kadar muazzam bir kafa vuruşu ki bir santrfora göre. Ama ya şans yani. O, ben sana oradaydım ya burada belli olmuş aslında işin olmayacağı artık. Öyle anlar vardır ya futbolda işte Şevçenko'nun Dude'ye topu iki kere nişanlaması gibi. O da öyle yani. Maradona'nın aslında grup performansının da çok parlak olmadığını anlatmak için şey istatistiği güzel. Burada bir serbest vuruş kullanıyor işte golden sonra. Kaleyi tutan bir şut. Turnuvadaki ilk kaleyi tutan şutu. Yani gruplarda kaleyi bulan şutu bile yok Maradona'nın. Hani önceki 86'ya oranla hiç ortada olmayan bir aslında performans izlettiğinin de bir diğer sağlaması aslında. Kesinlikle canım. Çok çok şeyde yani artık düşüşte biraz ki şeyle geliyor yani. Hani Napoli gazıyla geliyor buraya. Napoli ile iyi bir sezon geçirmiş ama onun devamında işte düşüş yaşıyor şeyde. Kariyerinde de. Aynen öyle. Bir diğer ismi büyük maça geçelim farklı notun yoksa. Batı Almanya Hollanda'yı konuşalım. Bu başka eklemek istediğim bir şey yoksa. Konuşalım. Maradona'yı da şöyle şey yapmak lazım burada. Biraz savunmak lazım. 90'daki Buruçaga, 86'daki Buruçaga da burada yok. Valdano da yok. Valdano ve Buruçaga'nın Maradona'yı aktif hale getirmesi çok önemliydi 86'da. Hani dedik ya adam tek başına almamış. Herifler ona çok yer açıyorlar. Meydan açıyorlar diye. Kanija burada yani Kanija muazzam süratli ve çok tehlikeli bir oyuncudur ama yani o topla hünerleri o kadar da acayip bir oyuncu değil. Yani Maradona tek pas alışverişine girdiğinde o kadar destek alamayabiliyor burada. Yani zaten takımın geneli çok vuran kıran oyunculardan kurulu burada. Onun da tabii etkisi var yani. Yoksa Maradona da artık futbolcu değil falan demiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Napoli ile yaptığı ortada zaten o sezon. Tüm takım iyiydi. Bir tek Maradona kötüydü değil. Aksine Kanija haricinde tüm Arjantin'in aslında biraz vites düşürdüğünü söyleyelim. Kesinlikle. Batı Almanya Hollanda 2-1 ile kazanıyor Batı Almanya. Yola devam ediyor ama bu maçta özellikle en iyi ilk yarıda Hollanda'nın hiç fena oynamadığını görüyoruz. İşte Winter'ın mesela kaçırdığı birkaç net pozisyon hemen aklıma geliyor benim. Burada da hani o erken golü bulabilse Hollanda gidişat farklı bir noktaya gidebilirmiş. Ama maçın asıl hikayesi tabii ki ilk yarıda Föller ve Rijkaard arasında gerçekleşen tükürük olayı. Aynen. Ya benim Föller'i suçsuz bulduğum bir durum ama yazık atılıyor yani. Orada acayip Föller'e takıyorlar resmen. Ve Rijkaard'ın bir huyları vardır. Adam oyundan attırıyor. Yazık oluyor. Ama o Hollanda'ya yaramıyor o atılma. Yani Hollanda o ana kadar iyi bir futbol oynarken Rijkaard da yani Sakki'nin nasıl bir Hollandalı üçlüye sahip olduğunu öyle anlatalım. 88'i Gullit ve şey üzerinden anlattık. Van Basten. Burada da Rijkaard parçası ortadan kalkınca takımın o direnci bozuluyor. Yani stoper gibi oynuyor ama yani her yere ayak basan, topla harika hünerleri olan iyi bir oyuncu. Onun yokluğunda bocalıyor bayağı Hollanda. Almanya'da
Yani muhteşem Almanya, uçar Almanya falan diyoruz ki bence de bir bireysel olarak baktığında bence Dünya Kupaları kazanan takımlar arasında en etkileyici bireysel takım. Ama Beckenbauer Hollanda karşısına Aguntay'lar, Reuter, Kohler, Bertolt, Buchwald. Yani baksana kaç tane defansta çıkmış. Hadi Reuter'le Brehme bek tamam. Ama yani Kohler, Bertolt, Aguntay'lar, Buchwald. Bugün bir hoca çıksa bunu yerin dibine sokulur. Ama o zaman işte biraz gençlikte izleyince efsane neydi o falan diye hatırlayabiliyorlar. Ve çok özel bir bek oyuncusu var. Andreas Brehme. Yani acayip işler yapıyor. Attığı golü çoğu forvet oyuncusu atamaz. Yani Brezilya'da Brehme olsaydı belki çözerdi şeyi Arjantin'i diyelim. Evet öyle öyle. Yani her maçta zaten Bremen'den etkileniyorsun. Almanya'da işte bir maç mesela Klinsmann biraz daha iyi. Grupta Matheus çok iyi oynuyordu mesela. Onu hani grubu hızlı geçtiğimiz için çok konuşmadık ama gerçekten grup performansı harika Matheus'un. Sonraki turlarda biraz vites düşürecek onu. Öyle analım. Klinsmann işte bazı çok iyi oynadığı maçlar var ama Bremen hakikaten baştan sona her maç çok 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 özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor kendi pozisyonunda. Ve hep şunu da diyorum. Aynen yani öyle. Benim için bek sadece ileri gidip de çalım atıp onun bacağının arasından geçip onun ensesine şaplak atıp çalım atan adam değil. Bek'in esas ilk görevi defansta ilk önce vazifesini yapması. Sonra hücuma çıkarsın. Brehme de öyle. Savunmada da çok sert. Kademe anlayışı. Zaman zaman stoper müdahaleleri yapıyor. Ve ileride de daima bindiren. Ki Reuter de çok bindiren bir oyuncudur ama Brehme'nin çok daha düzenli ve takımın sisteminin de Brehme tarafına daha çok ağırlık verdiğini görüyoruz. Almanya'nın kesinlikle bir noksanı var. Almanya Matheus'u destekleyecek adamı bir türlü bulamıyor orta sahada. Yani Möller gibi bir oyuncusu var mesela kullanmıyor. Uwe Bein'i kullanıyor çok olmuyor. Yani fena bir oyuncu değildir Uwe Bein ama olmuyor yani. Olaf Ton'u kullanıyor o da çok olmuyor. En sonunda Hassler, Litbarski gibi iki hücumcuyla destekleyip işte Buchwald ve Aguntay'lerle orta sahaya destek verip bir sistem yaratmaya çalışıyor Beckenbauer. Bir de benim hep dedim yani Föller'i severim de Föller biraz fazla efsane olarak anılıyor gibi geliyor bana. Yani burada da izledin. Föller bence Ritt'le oyuna girdiğinde daha iyi oynuyor Almanya. Föller'le Almanya'dan. Ritt'le Klinsmann bağlantısı daha iyi yani. Kesin. Yani Litbarski'nin kattıkları, Ritt'lerin kattıkları dediğin gibi daha farklı bir şey, o şey sunuyor aslında Klinsmann'la beraber. Föller dağıtıcı, aynen, çok iyi bir kafacı. Hakikaten onu söyleyeyim. Paratoner gibi. Yani her topa giriyor ortalarda, yüksek toplarda ama onun dışında oyun içindeki katkı anlamında bence de Ridley'nin yaptıkları daha iyi. Evet ve İtalya Uruguay'a geçelim istersen. Beckenbauer o konuda çok inatçı. Bozmuyordu yani. Föller'in cezası geçtiği anda gene Föller giriyor şey oyuna. Gene oyunda. Evet evet. Kesin öyle. İtalya Uruguay. 2-0'la geçiyor İtalya Uruguay'ı. Evet. Uruguay'ın zaten daha çok sertlikle hani anmıştık grup maçlarında da. Hani saha içinde yaptığı zaten özellikle hücum anlamında çok fazla bir şey yoktu zaten Uruguay'ın. Gidebileceği nokta burasıydı. Ya Uruguay'da Jose Perdomo diye bir oyuncu vardır. Bu İtalya'da oynar bir sene filan. Yani öyle bir kazma ki Bosco buna şey diyor. Benim köpeği diyor çözüp oynatsak daha iyi oynar bundan diyor. yani grup maçında Vasquez'e bir faulü var. Öyle bir insan öyle faul yapmaz abi. Yani Uruguay tamam Francescoli gibi bir oyuncusu var. Bir şey demiyorum ama yani genel olarak çok sert. Çok sertler. Gereksiz sertler. İtalya'yı da biraz zorluyor gibi ama işi Toto Skilacci çözüyor sonra ortaya çıkıp. Skilacci de yani Juventus'ta oynarken geliyor turnuvaya. Öyle ikincilikte falan değil ama hiç hesapta yokken Vicini'nin takımın yorulması ve Carnevale'nin çok iyi bir karıştırıcıdır. Careca gibi bir adam, Maradona gibi bir adamla oynarken çok yararlı olur. Çünkü hakikaten çok karıştırır ortalığı. Ama mesela Roma'da bunlar Föller'le oynar. İki karıştırıcı fazla geliyor. Yani bir tane bitirici olması lazım. Vialli de biraz sakat geliyor turnuvaya. Ve Carnevale'yi çıkarıp oyuna Skilacci'yi alıyor ve bir masal başlıyor. Dünya Kupası tarihinin en büyük tek turnuvalık performansı olabilir. Garip bir şey çıkıyor ortaya. Ve burada da görevini yapıyor Toto. Ki zaten kariyerinde milli takımla attığı yanılmıyorsam 7 gol var toplam. 6'sını Dünya Kupası sahnesinde atıyor. Aynen. Hakikaten çok eşsiz, eşi benzeri olmayan bir patlama.
atamadığımız skiller. Ki sadece attığı goller değil. Mesela Lineker de çok gol atıyor bu turnuvada. Ama attığı gollere bak, hani Itekaka böyle kaleciden seken, hani fırsatçı, skilatçı ya, oyun içi katılımı da var. Baskıyor orta sahada, topu kazandırıyor, 2'ye 1'e giriyor falan. Hakikaten çok etkileyici. Yani sadece burada izleyip bir imaja sahip olsan kariyeri hakkında çok daha yüksek tahminlerde bulunursun. Üstelik Vicini'nin de şöyle bir hakkını vereyim. Herkes Baggio'ya haksızlık etti, oynatmadı şu bu der bilmeden. Baggio'yu oynatıyor adam. İlk başlarda oynatmama sebebi şu. Azelovic'in Ümit Milli Takım antrenörü ve Ümit Milli Takım'da bir jenerasyon yakalıyor. Hani Sacchi 4-4-2 ben oynattım diyor ya, o da o 4-4. Yani İtalyan futbolu zaten 80'lerde 4-4-2'ye dönüyor. Onun da takımı 4-4-2 oynuyor. Ve Avrupa Şampiyonası finaline çıkıyorlar. İşte Ferri, Giannini, De Napoli, Vialli, Mancini, Napoli, Francini, kaleci Zenga. Hepsi onun takımının oyuncusu. Ve o takımı Euro 88'e götürüyor. Daha Baggio ortada yok. Daha o diz sakatlığı, meşhur hemen transfer olur olmaz yaşadığı diz sakatlığını aşamamış. Euro 88'i Sovyetlere eğleniyorlar ama iyi geçiriyorlar. 90'a geldiğinde gene kendi oyuncularıyla oynuyor ama Baggio da alıyor zaten adam milli takımı ve Mancini'den bence Euro 88'de yeterince yararlanamadığı için, o performansı alamadığı için Giannini genel oyun kurucu, ileride santrforun yanında bir artık 90'lara damga vuracak trequartista 10 numarası, yeni dönem 10 numarası olarak Mancini'yi denemek yerine Baggio'yu deniyor. Yani sen de izledin, ilk şansı Baggio'ya veriyor abi adam. Adamın Baggio'ya kini olsa evladı Mancini'yi koyar sahaya yani. Baggio'ya da şansını veriyor. Ondan sonra da Baggio oynuyor. Burada da sahada zaten Baggio gene yani. Onun için o konuda biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum. Ve hep çare arıyor. Yani Carnevale ve Vialli'den aradığını bulamıyor. Schillaci Vialli'ye dönüyor. Sonra Schillaci Baggio'ya dönüyor. Daha sonra Serena faktörünü oyuna sokuyor. Serena kafa toplarında çok önemli bir santrfordur İtalyan futbol tarihinde. Ve kadrosundan hep yararlanmaya çalışıyor. Yani diğer takımlara baktığımızda kadrosunu bu kadar deşen çok az takım görürüz. Bence o açıdan Vicini'nin eleştirilmesi biraz şey yani, İtalyanların elenince bir tokat atalım şey, dünyanın da ezberi işte. Adamın Ümit Milli Takım'dan haberi olmadan Baggio'ya kini vardı, şusu vardı diye sallıyorlar. Orada yani güzel özetledim. Mancini ile olan hani muhtemelen 88'in mirasıdır demiştin. O da çok mantıklı. Sadece hani izlerken tek akla gelen o oluyor. İşte belki Serena yerine acaba Mancini'yi daha fazla deneyebilir miydi kenardan gelecek oyuncu diye. Ama belki orada işte başlarda fırsat vermeyince oyuncu ile hoca arasında da bir şeyler yaşanmış olabilir tabii. Onu çok bilemiyoruz. Zaten işte, araları hiçbir zaman iyi olmadı. Ama işte Mancini'ye şans verirse Baggio'ya şans vermemesi lazım adamın. Yani Mancini de Baggio tarzı bir oyuncu. Kenardan gelecek. Yani Serena yerine belki onu kullanabilir mi diye düşünüyorum ama dediğin gibi o zaman da Baggio'ya çıkarması gerekecek yine. Benim adama tek eleştirim var. Orada da gene jenerasyonunun ve o dönemin etkisi. Üçüncü kaleci Spagnuca takımdaki en iyi kaleci. Yani Zenga'dan da iyi, Taconi'den de iyi kaleci. Keşke onu kullansaymış derim. Onun dışında diyebileceğim bir şey yok adama. Hep deniyor. Hep kullanıyor. Yani zaman zaman Ancelotti ve Giannini ile iki oyun kurucu da oynuyor. Zaman zaman tek oyun kurucuya indirip Baggio'dan destek alıyor. Taktik hamleleri çok iyi. Serena'yı oyuna sokuyor. Serena oyunu değiştiriyor misal. Schillaci'yi sokuyor. Değiştiriyor. Juventuslu De Agostini onun adamıdır zaten. Onu zaman zaman kullanıp klasik 4-4-2'ye dönüyor. Zaman zaman üçlü merkez gibi oynayıp Donadoni'yi serbest, Conti'yi anlatmıştık ya, Conti gibi kullanıyor. Donadoni'yi çok, o takıma Donadoni'yi de ekleyelim onun Ümit Milli Takımına. O da orada. Yani bence İtalya çok iyi bir turnuva geçiriyor. Şanssızdı işte, anlatacağız yarı finalde Zenga'nın angutluğu. Çekoslovak ve Costa Rica bir diğer ikinci tur maçı. Bunları daha hızlı geçebiliriz. 4-1 kazanıyor. Çok rahat kazanıyor Çekoslovak. Çünkü Costa Rica'da kaleci Coneo'dan bahsettik. O sakatlandığı için onun yerine yedek kaleci oynuyor ve onun yarattığı o mucizelerden uzak kalıyor Costa Rica. Yine de grup maçlarını sen daha detaylı izlemiştin ve anlattın. İlk 50-60 dakikayı biraz daha kapanarak, dinlenerek geçirip sonra basma huyu var Costa Rica'nın. Burada da aslında bunu yapıyorlar, evet. Ve birkaç tane de iyi pozisyon buluyorlar. Yani orada bir golü bulsalar belki gidişat değişebilirmiş. Ama Çekoslovakya'da işte o golleri atamayınca Çekoslovakya'da Şukravi'nin o yüksek top hakimiyetini bir türlü durduramıyorlar ki 4 golde zaten ya duran toptan ya ortadan geliyor. Aynen, orada şey oluyor.
hani genç takımlarda falan çok iri yarı bir adam fark yaratır ya. Aynen. O Batuhan Karadeniz fark. Şukravi'nin yanında çocuk gibi kalıyorlar ve Şukravi eziyor hepsini. Evet evet. Ya bir de Fenerbahçe'de de oynayan Kadliç'in babası var Çekoslovakya'da. Onu da anmış olalım. Notlarımızda vardı. Kamerun Kolombiya enteresandır. Bu kupadan en öyle hatırlanan maçlardan biridir. Roger Milla'nın dansı, Guita'nın hatası falan. Maçta en büyük Beşiktaş pankartı var bu arada stadyumda. O enteresan. onu konuşalım yeri gelmişken. Onun dışında maçın geneli aslında sıkıcı ama uzatmada Guita'ya ne yapacağını yapıyor. Ve Roger Milla, 38'lik Milla yine kenardan gelip dengeleri değiştiriyor. Kamerun'u çeyrek finale taşıyor. Geçen hafta Arsenal United'ı bahsettik ya. Son 8 dakika izlensin. Bunda da son 30 dakika uzatmalar izlensin olur yani. Evet, peki Valderrama'yı konuşalım. Kolombiya elenmişken daha fazla konuşamayacağız. Valderrama'da için de çok fazla şey olur. Hani sadece imajı olduğu için bu kadar hatırlanır diyenler var. Çok farklı yere koyanlar var. Sen ne dersin? Yani bizi izlerken özellikle dinamizmi, hani topla arası zaten iyi. Çok kaptırmıyor. Fiziğini çok iyi kullanıyor. Kalçayı çok iyi kullanıyor. Bir yandan da hani topu kaybettiği anda da o dönem ya da işte daha önce 80'lerde birçok 10 numaranın kendisini lüks gördü. Yani topsuz oyunda çok görünmeyeyim, top rakipteyken dinleneyim yapmak yerine bayağı hani geriye de gelen, destek de veren daha modern bir yapısı da var Valderrama'nın bana kalırsa. Öyle abi yani adama kötü diyenler de Wikipedia'dan kariyerine bakıp onu diyor. Avrupa'da bir tek Fransa'da kötü takımda oynamış. Ya o zaman şartlara göre değerlendireceksin. Yani adam iyi oyuncuydu işte izledik. 98'de de vardı, 94'te de. Bir kere o kısa pas alışverişinde topu kaptırmadan rakip sahaya yerleştirme falan bunlar öyle kolay işler değil. Valderrama da top hakimiydi. Gayet iyi oyuncuydu. Yani biz zaten Platini demiyoruz Valderrama'ya ama iyi oyuncuydu yani. İyi oyuncuydu. Burada da sen de izledin. Yani önemli artıları var adamın. Kesin öyle. Yugoslavya İspanya'ya geçelim. Uzatmalarda 2-1 ile geçmeyi başarıyor Yugoslavya İspanya'yı. Bu da güzel maç aslında. Yani yarı finalist yok belki bu maçta ama keyif verdi izlerken. Yine Vázquez'i çok konuştuk İspanya'da. Tabii canım Vázquez'i özel istiyorlarsa şeyi açıp izlesinler zaten. Gruptaki Belçika maçı muazzam oynadığı bir maç. Doğru. Burada da aynı şekilde yani İspanyolların o hani diyoruz ya Pep Guardiola total futbol Cruyff'un oyununu aldı falan filan. Hayır abi Pep Guardiola direkt total futbol yani Barcelona'nın oynadığı şeyi 74'te Hollanda 72'de Ajax direkt onu oynamıyor. Pres topu aniden kazanma aldığı, öykündüğü, model aldığı şeyler. Pas oyunu zaten İspanyolların kanında var. Seninle 86'da da konuştuk. 90'da da izledik. Pas yapıyorlar. Orta sahada pas. Bunu yapıyorlar. İspanyolların o zaman problemi. Hatta sözünü kesin. Euro 60'ları izlerken bile İspanya'da hani ya o dönem için iyi pas yapıyorlar demiştik ya seninle. Aynen. Yani işte dünyanın en pahalı oyuncusu İspanyol oyun kurucu Luis Suarez atmışlardı. Düşün yani. İspanyolların yapamadığı o topu kaybedince geri almaktı. Yani onu çabuk alamadıkları için oyunun kontrolünü kaybediyorlardı. Burada da onu görüyoruz. Oyunun büyük bölümünde üstün zaten İspanyollar. Ama oyunun şeyini bir anda bir kaybediyorlar kontrolünü ve hemen rakibe geçiyor ipler. Yani burada da öyle. Yugoslavya oynamadan Stojković'in bir acayip kontrolü durduk yere 1-0 öne geçiriyor Yugoslavya'yı misal. Yani İspanya bahtsız takım olarak anılırdı. O presi ve çabuk top kapmayı çözdükleri anda zaten pas oyununda ayrı bir noktadalardı ve tamamen yenilmez bir şey oluşturdular. Aynen öyle. Stojković dedin hakikaten muazzam. Yani defalarca izlenebilecek bir kontrol var golden önce Stojković'in. Ama önceki maçlarda da Yugoslavya'da hep parlayan oyuncuydu. Hem Stojković'ten bahset istersen hem de Yugoslavya'ya biraz analım. Çünkü iyi bir futbol oynuyorlar hakikaten bakma. Stojković'i 10 numaralarda unutmuşuz, ayıp etmişiz. Çok önemli oyuncudur. Pix'e bayılırım. O da bahtsız adamlardan biri. Kızıl Yıldız'dan Marsilya'ya gidiyor. Kızıl Yıldız Avrupa şampiyonu oluyor. Keşke o takımda kalsaymış. Çok özel oyuncudur. Çok acayip bir oyuncudur. Bence turnuvanın 11'ine de girer. Burada da önce acayip bir kontrol yapıyor. Sonra da muazzam bir frikikle turu getiriyor zaten. Aynen. Bir de kenardan sıkça gelen Savicevic var. Genç Savicevic. Bu maçta da yani özellikle uzatmada bayağı bir 45 metre dribling yaptığı bir pozisyon var. Hatırlarsın aklına gelir. Golü atamıyor orada ama hani meziyetli bir oyuncu olduğunu görebiliyorsun bir yandan orada da. Tabii canım çok meziyetli oyuncuydu işte ama basit tercih hataları da yapabiliyor burada. Çok da Savicevic turnuvası diyemeyiz buna.
Prosinečkin'in iyi oynadığı, mesela Arjantin maçında, burada yok Prosinečkin de Arjantin doğru. maçında çok iyi oynuyor. Onu izleyebilirler orada ama burada Pixi. Bu maçın olayı Pixi. Hakikaten iki yani gol de klas ya. Harika. Tabii Stojkovic. Çok zarif oyuncu. İngiltere-Belçika. Uzatma sonunda 1-0 geçiyor İngiltere ama maçın genelinde işte ilk yarıda mesela Coleman's'ın bir direkten dönen topu var. İkinci yarıda Şifo'nun direkten dönen topu var. Yine kaçan birkaç pozisyon daha var Enzo Şifo'nun. Hani Belçika burada o golleri bulup çıksa çok da şaşırmaz mısın herhalde? Tabii canım, bu da 90 dakikaya kadar eziyet bir maç zaten. Yani İngiltere adına. Ama orada işte şeyin ortaya çıkması, uzatmalarda David Platt'ın gene son dakikada ortaya çıkması her şeyi değiştiriyor İngiltere adına. Hikayeyi bambaşka yazılmasını sağlıyor. Evet, yani Platt'ın burada golü getirmesi Robson için önemli. Çünkü sık sık onu oyuna hamle olarak Steve Bull ve David Platt'ı sürekli hamle oyuncusu olarak kullanıyor. Orada onun golü bulması önemli ama Barnes ve Waddle'dan büyük gol yiyor ya Robson, onu söylemek lazım. Onlar o ikiliden evet. muhtemelen beklentisi daha fazla. Lineker'e yaklaşıp öyle bir ikinci forvet olmalarını bekliyor ama onu hiç yapamıyorlar. Benim İngiltere'de en beğendiğim oyuncu, ki hani turnuva 11'ine de muhtemelen koyarım. Belki diyelim, gerçi şimdi Brezilya'nın da beklerini atlamamak lazım ama Paul Parker yani mükemmel oynuyor. Sağ bek. Hani İngiltere'de bek hani son dönemde işte biraz daha konuşmaya başladık ama Paul Parker hakikaten çok böyle hakkı verilmeyen bir oyuncu yani. İşte Steve Irwin olsun, Gary Neville olsun, bunlar o kadar fazla anlatılıyor ki eskileri konuşurken. Bence Paul Parker ikisinin de önünde mesela. Kesinlikle. Ben de çok severim. Bu turnuvada da çok özel bir performans sergiliyor. Çeyrek finallere geçelim. İtalya-İrlanda 1-0'la geçiyor İtalya. Yani gruptaki o baskın performansını burada İrlanda'ya karşı çok koyamıyor. İrlanda bu arada ikinci turda Romanya'yı penaltılarla geçiyor. Onu da söylemiş oldum. Orada da 0-0 biten evet. bir maç var. İrlanda'nın iyi yaptığı bir şey, Baggio ile orta sahasındaki bağlantıyı çok iyi kesiyor. Sen Baggio'yu çok iyi anlattın az önce. İşte hani forvetle orta sahasındaki o bağlantı aslında Baggio ve onun gelişiyle hakikaten İtalya hücumları çok çok rahatlıyor onun yardımlarıyla. Ama İrlanda onu iyi süzmüş. İyi bir önlem almış Jack Charlton Hoca orada. Ve o bağlantıyı kestikleri için de o üretken İtalya'yı pek görmüyoruz ilk bölümde. İlk defa zaten unuttukları Baggio'nun o pas örgüsüne girdiği pozisyonlara zaten İtalya golü atıyor, işi bitiriyor. İtalya'nın 3 tane hücum opsiyonu var. Giannini'nin kurduğu oyun üzerinden bir set paslarla yüklenerek ve Giannini'nin o aniden içeri yönlenmesiyle Amerika maçında attığı gol gibi bir set var. Donadoni'nin yetenekleri üzerinden bir kurgu var. Bir de daha sonra Baggio üzerinden, önce Vialli iken sonra Baggio üzerinden olan, Baggio'yu geri alarak işte Mancini'nin Sampdoria'da ve Lazio'da yaptığını Baggio üzerinden yapan bir sistem var. Yani set var. Bu üçünü de çok iyi okumuş Jack Charlton. Zaten çok önemli bir savunmacıdır. O Leeds United'ın 60'lardaki takımının savunmacısıdır. Çok da beğenirim. Çok iyi gözlemlemiş ve İtalya'yı durduruyor hakikaten. O gözlemleriyle. Yani Pat Bonner'ın dangalakça bir yumruklaması olmasa, ki Romanya maçını da alan adam fena da kaleci değildi, kulakları çınlasın. O hatası olmasa belki de kitleyecekler maçı. Hakikaten İtalya'yı ilk zorlayan takım diyebiliriz İrlanda'ya. Çok takdir ettik izlerken de zaten. Kesin öyle. İtalya'nın Maldini tarafını aktif kullanıyorlar ama Maldini daha çok genç olduğu için, yani Brehme'nin %20'si bile değil. Evet, çok zorluyor ama yani Maldini 90'lı yıllarda çok iyi bir sol beke dönüşmüştü. İki tarafı da muazzam oynuyor. Yani Sakki'nin Milan'ında da Maldini öyle Van Basten'in kafasına cart diye ortaya atıp Cabrini gibi gol attıran adam değildi. Defans çok iyidir. Hücumda da o temposuyla rakibi zorlardı. Yani ama 90'lı yıllarda ayak tekniği artık yaşlandığında falan bayağı iyiydi artık. Sonra çok iyi oyuncuya dönüştü normal olarak. Bir de Baresi'yi çok ileri çıkarıp kullandıkları bir set var. Baresi'nin uzun topları ya da ver kaşlarıyla genelde bunlar üzerine kurulu yani sistem. Evet, yani burada da gene Tonda dediğin gibi iyi niyetli biraz deniyor ama hani o kadar büyük faktör olmuyor yani. İşte Brezilya'da konuştuğumuz bet katkısı, Almanya'da konuştuğumuz bek katkısı, hatta Paul Parker ve Stuart Pearce'la İngiltere'nin yaptığının yanında çok öyle anmazsın yani Maldini'nin hücuma çıkışlarını. İngiltere Kamerun'a geçelim. Uzatmalarda 3-2 kazanıyor İngiltere, ki burada da bir kabus görüyorlar. Yani Kamerun belki oynadığı en iyi maçı oynuyor turnuvada. İşte Müfede olsun,
Ekuke olsun, Makanaki'yi çok konuştuk seninle izlerken. O da hakikaten çok bozuyor İngiltere savunmasını. Ama işte bir şekilde İngiltere çıkış yolunu buluyor. Ne maçın genelinde aynen, çok görünmeyen Lineker. Enfe de özellikle o numaraları çok iyi oynuyor. Kamerun zaten bu yüzden o ne takımdı be diye hatırlanıyor. Hakikaten iyi oynuyorlar bu maçta. Haklarını verelim yani. Lineker sahneye çıkıyor da iki tanesi de penaltı yani. Sanki sahneye çıkıyor da 40 metreden atıp. Sahneye çıkıyor değil mi? Sonra golleri atıyor anladım. He, penaltı atıyor yani. Öyle üzücü. Hakikaten Kamerun için çok üzücü ve ya gene bahsediyoruz işte Afrika takımlarının o yani bir şey de demek istemiyorum da biraz sakin olup akıllarını korusalar geçebilecekleri çok tur var Dünya Kupası tarihinde. Bu da öyle. Yani yaptıkları penaltılar o kadar göstere göstere penaltı ki ve o kadar gereksiz hareketler ki. Yani maç elindeyken bir anda İngilizlere çıkarıp veriyorlar hediyeyi. Evet. Ya, üzücü tabii. Yani Kamerun'u o ne takımdı be diye hatırlayanlar ya tamamen öyle turnuvaya damga vurmuyorlar ama bu maçta hatırlayanlar, sadece o maç üzerinden hatırlayanlar haklılar. Kamerun bu maçta hakikaten çok iyi futbol oynuyor. Doğru. Almanya Çekoslovakya'ya geçelim farklı notun yoksa. Batı Almanya Çekoslovakya'ya karşı zorlanıyor. 1-0'la geçiyorlar. Ki bu maçın aslında iyilerinden biri de Klinsmann. Föller cezalı olduğu için ön tarafta yük biraz Klinsmann'a kalıyor. Onun arkasında hem Ridley hem Litbarski onu destekliyorlar. Ve aslında hani biraz öncesinde konuştuk zaten, tekrar olmasın ama o bu üçlü sanki daha böyle efektif gibi baktığında. Evet. Yani bak burada mesela Möller'i kullanıyor Uwe Bein'i çıkarıp ama yani o parçadan bir türlü verim alamıyorlar. Bir de burada Hollanda maçıyla beraber sahneye çıkan bir dev daha var. Burada da Şukuravi'yi bitiriyor. Koylar. Yani benim en beğendiğim Alman stoperdir. Hakikaten muazzam bir turnuva geçiriyor. Onun yanında Aguntaylar çok önemli bir turnuva geçiriyor. Ben öyle tarihin en büyük 5 liberosundan biri demem ama özel bir libero olduğunu belli ediyor burada. Hem ileri çıkışlar hem top kesişleri, pas arası yapma konusunda özel bir yeteneği olduğunu düşünürüm hep. Onun performansı önemli. Burada artık Reuter'i kenara çekmiş, daha savunmacı Bertold'u sağ bek olarak kullanıyor. Yani öyle Almanya devam ediyor ama. Klinsmann'ın kendine has driplingleri, Litbarski'nin ve Mateus'un desteği gene penaltıdan devam ediyorlar. Ama Almanya bu maçı iyi oynuyor yani. Çekoslovakya zorluyor evet. Ama Almanya üstün. Spor olarak zorlanıyorlar ama evet yani önceki bir iki maçlarına göre dediğin gibi futbol olarak iyi futbol oynuyor. Hakkını yemeyelim Batı Almanya. Aynen. Arjantin Yugoslavya'ya geçelim. Penaltılarla geçiyor Arjantin. Burada da yine aslında maça çok iyi başlayan bir Yugoslavya var. İşte Prosinečki'nin bir iki güzelliği var izlerken. Ama daha ilk yarı bitmeden Refik Šabanečević'in bir kırmızı kartı yok yere Maradona'ya top atıyor. Bunu biz 70'lerde de görmüştük bu sahneyi. Sen de Yugoslavları konuşurken bu tür böyle bir anda yok yere gelen kırmızı kartları çok konuşuyoruz. Burada da işte yine bir örneği var. Aslında çok baskın oynadıkları bir yarım saat. Sonra bir anda eksik kalıyorlar ve hani ona rağmen aslında ezilmiyorlar maç içerisinde ama belki de o kırmızı kart olayı olmasa 90 dakikada koparabilirlermiş maçı. 74 Dünya Kupası Polonya-Yugoslavya maçı. Maçı üstüne oynayan Yugoslavya, Katalinski'nin sanırım zar maça ensesine attı. Şey beline vurdu galiba. Yok çelme taktı çelme. Çelme takıp hiç unutamıyorum yani. Polonya yani birçok kez Yugoslavlarda bunu görürüz. Burada da Šabanović'ten görüyoruz ve oyundan atılıyor. Ki yani sevdiğim de Joker de bir oyuncudur biliyor musun? Yani Kızıl Yıldız'da sağ bek oynar. Burada işte sağ bek de oynuyor. Orta sahada da görüyoruz. Ama oyunu mahvediyor hakikaten ve hiç hali dermanı olmayan bir Arjantin'e ışık veriyor. Ve Arjantin maçta kalıyor. Hatta üstün oynadığı dönemler de oluyor. Komik noktalardan biri burada devre arasında hokkabaz çıkıyor. Baya böyle NBA devre arası şovları gibi hokkabazlık numarası yapıyorlar sahada. O enteresan. Ama 10 kişiyken bile işte Yugoslavya'nın Prosinečki ile olsun, Savicevic ile olsun baya pozisyonları var. Yani 10 kişi bile geçebilirlermiş Arjantin. Tabii tabii. Ya, penaltılarda da işte şey efsanesi başlıyor. Gogočeja efsanesi başlıyor. Ama daha da ilginci bence iki büyük 10 numara Stojković ve Maradona'nın penaltı kaçırması. Ve Hadžibegić de son penaltıyı kaçırıyor ki gruplarda da bir penaltı kaçırdığı maç var onun. Ve Fransa'da oynadığı için Buruçaga'nın Gogočeja'ya köşeyi söylediği anlatılır. Tanıdığı için Hadžibegić'i. Böyle de bir hikayesi var penaltılar ama Gogočeja efsanesinin başladığı maç diyebiliriz.
Penaltılarda bir de şey ilginçliği var. Yugoslavlar yanlış oyuncuyu gönderiyor. Hakem listeden bakıp herhalde değil diyor. Sen gelmeyeceksin. Başka biri kullanacak. O geri gidiyor. Başka biri geliyor falan. Sonra işte kaçırıyorlar dediğin gibi. O da tam Yugoslav bir hikaye. Aynen yapmışlardır bir şey oralarda. Yarı finallere geçelim arzu edersen. Ve Batı Almanya İngiltere ile başlayalım. Burada da yine bir penaltı hikayesi göreceğiz. Turnuvanın en güzel maçı olabilir. İngiltere'nin penaltı kabusunun da başladığı maç tarihte aslında. Ama turnuva açısından da çok keyifli. İngiltere ilk kez böyle azimli, tempolu, işte Waddle'ın sahaya bir şeyler koymak istediği, Platt'ın iyi oynadığı, hatta yani Lineker'in bile Bersley ile oynayınca tabii daha da aktif olduğu bir maç olarak görebiliriz. Brehme gene bir yarı finalde frikik golü atacak. Fransa'ya attığı gibi 4 sene önce. Ve daha sonra İngiltere beraberliği yakalasa da penaltılarda o kabus ortaya çıkacak. Waddle'ın ve Pearson kaçırdı. Daha sonra reklamlara konu olan o penaltılarla Almanya finale çıkacak. Bir de tabii Gazza'nın kart muhabbeti burada. Çok meşhur. Hep anlatılan işte Gazza'nın gözyaşları olarak geçen. Aslında finalden oynayamama ihtimaline karşı o gözyaşını döküyor ama aslında daha maçın devam ettiğini, aslında hani final hikayesini yazabilecekken bir anda belki mental olarak düşüp takımın da orada biraz eksik bırakırlar diyebiliriz herhalde. Kesinlikle yani. Orada Lineker zaten işaret ediyor Bobby Robson'a. Lineker'in de ilk maçlarda yaptığı haltı da bilir herkes sahaya pislediğini. O çok sahnede yani Lineker. Burada da işaret ediyor. Gitti bunun kafa gibisinden. Öyle hakikaten. Ve Gascoigne'in İngiltere'de çok meşhur olmasını da bu sağlıyor. Yani milli takım için gözyaşı döken vatansever yıldız imajı, reklamlar falan filan. Halbuki bir aptallık bir anda yani. Yani orada niye öyle bir faul yaparsın ki? Kart görmenin çok zor olduğu bir dönemde. O açıdan da hakikaten yani ne kadar zor bir oyuncu olduğunu görüyorsun. Yani bir anda oyun devam ederken ağlamaya başlayan bir adam var. Garip, ilginç. Yani tam ikonik bir an ama bir yandan da profesyonel bir oyuncu için bir eksi not bence. Aynen öyle. Bolca hikaye var işte. Föller'in sakatlanışı var mesela ilk yarıda gibi. Onun dışında iki takımın da kaçırdığı pozisyonlar var. İki tarafa da gidebilirmiş. Çok çok güzel bir maç hakikaten ama gülen Almanya oluyor. Diğer yarı finalde... Lineker'in şey Waddle'ın iki akıl dolu vuruşu var falan. İlkner'in çıkardığı. O açıdan dediğin gibi iki tarafa da gidebilen bence turnuvanın en güzel maçı yer. Öyle. Diğer yarı finalde yine penaltılara gidecek. İtalya-Arjantin maçı birbirinin ardından penaltılar sonunda gülen Arjantin olacak. Bolca ıslıklanıyor Arjantin. Ben sana öyle pas attım. Sen devamlı getirirsin herhalde. İtalya tüm maçlarını Roma'da oynadıktan sonra fikstür gereği Napoli'ye gidiyor. Ve Maradona o meşhur açıklamayı yapıyor. Yani size yılın 364 günü ikinci sınıf vatandaş olarak gören İtalya'ya karşı bir gün İtalyan olmanızı istiyorlar. Beni destekleyin gibi bir şey söylüyor. Bunu belgesel bölümünde de konuşmuştuk. Ve masal orada başlıyor. Yani İtalya tüm maçı çok üstün oynuyor. Gene İtalya iyi oynuyor. Gene Arjantin cevap da veriyor ama İtalya üstün taraf. Ama Zenga'nın boşa çıktığı bir yani büyük bir hatada golü yiyor. Daha sonra da penaltılara giden maçta İtalya kaybediyor. Ve İtalyanlar biraz bahane bulmayı sevdiği için ve psikolojileri çok çabuk dağılabildiği için bu değişikliği en büyük neden olarak gösteriyorlar. Yani Giannini'nin şeyi var, jubilesi var. Bergomi'ye mikrofon uzatıyorlar. 90'ı burada oynasaydık şimdi şampiyonluk falan diyor. Adamın jubilesine gelmiş koca takım kaptanı hala onu anlatıyor. Yani o kadar etkilemiş ki ve bunu tarihe o gün tüm Napoli Maradona'yı destekledi gibi bir masal ortaya çıkıyor. Halbuki maçı izliyorsun sen de izledin yani ben yalancı değilim. Ben maçı çok izledim öyle bir şey yok. Ve orada tribünde şey var ya söyle şunu pankart var. Seni seviyoruz Diego ama burası bizim vatanımız. Böyle pankart var yani. Yani tamam 100 kişi 200 kişi desteklemiştir ya da elendiklerinde üzülmemişlerdir. Bu normal ama Rocky 4'teki gibi bir sahne yok orada yani. Giannini röportaj veriyor diyor ki tüm takımı ıslıkladılar onu ıslıklamıyorlar. E ulan bir zahmet yani o mu şimdi Maradona'lı oldu? Maradona alınca alkışlıyor mu adamlar? Hayır. Gayet de görevini yapıyorlar. Roma'daki gibi ateşli şekilde sizi destekliyorlar.
Skilacci golü attığında stat yıkılmıyor mu abi? Yıkılıyor yani. Onlar Arjantin taraftarı mı şimdi? Yani biraz masallaştırmak için ve Maradonacıların, çok sevsem de Maradona'yı, bu yönü biraz ağır basar. Masallaştırmayı severler. Her şeyi işte yani elle attığı bir golü bile adamlar haklı çıkaracak kadar romantizm yaşıyorlar. Burada öyle yani. Neyse ki Jonathan Wilson da yazdı da o peygamberler olduğu için o okuyunca, o yazınca doğru oluyor. Biz şey yapmamıza gerek yok. Öyle bir şey yok maçta yani. Aynen öyle. Burçaga'nın önceki maçlara göre biraz daha aktif olduğunu söyleyelim Arjantin tarafında. Kanije yine işin içinde ve işte zaten bahsettiğin o Zenga'nın hatasını iyi kullanıyor. Golü atıyor. Bir de benim en etkilendiğim Skilacci golü bu galiba. Çünkü yani çok müthiş gol vuruşları var ama burada mesela işte basıp atağa başlatıyor orta sahada 4 kişi arasında. Sonra Vialli Giannini paslaşması, bir kez daha Sekin'i kovalayıp atmayı başarıyor. Hakikaten yani maçın da oyunun da ne kadar içinde olduğunu gösteren gollerden biri. Vicini bundan dolayı derler şey yapamıyor diye, Baggio'yu oynatmadı diye. Bu maçta yedek başlıyor Baggio, ondan akıllarında kalıyor. Son maçı izledikleri için sadece. Çok mantıklı. Arjantin gibi rakibini döven bir adam, bir takım için Baggio büyük bir risk. Vialli ve Skilacci gibi iki güreşmeyi seven forvet de başlıyor oyuna. Daha sonra Baggio'yu oyuna sokuyor. Gayet mantıklı bir hamle. Baggio da ilk penaltısını aslında burada kaçırabilirmiş. İkinci penaltıyı o atıyor ve biraz şöyle böyle bir penaltı. Daha sonra da turnuvanın en iyi oyuncularından Donadoni ve Serena da kaçırınca İtalya eleniyor. Donadoni'yi sen de dedin. Bazı yerlerde şansı yaver gitse turnuva oyuncusu olabilecekken bazı pozisyonlar, goller, ortalar bir anda günah keçilerinden biri oluyor. Aynen öyle. Finali de konuşup o zaman yavaş yavaş kapanışa doğru geçelim. Batı Almanya Arjantin evet. Finalinde 1-0 skorla gülüyor Batı Almanya. Burada hem Justi kırmızı kart gördüğü için yarı finalden cezalı, Kanija da sarı kart cezalısı. Kanija'nın şey açıklaması var. İtalyanlardan ya da Brezilyalılardan biz daha çok korkuyorduk Almanlara oranla. Almanları daha kolay görüyorduk. Daha yavaştılar. Hani benim süretime çok cevap veremeyebilirlerdi. Oynasaydım Almanları yeneceğimize eminim diyor. Tabii dediği hep söylüyorsun sen, S'lerle sağlarla olmuyor bu iş tabii ki, ama Arjantin'in de baştan sona en iyi oyuncusu olduğunu söyleyelim Kanija'nın. Onun eksikliğini çok hissediyorlar tabii finalde. Kesinlikle. Ayrıca Dünya Kupası finallerinde ilk kırmızı kartı burada çıkıyor. Onu da belirtelim. Monzon, sonra da Dezotti görüyor. İlk kırmızı kartlar, ama ben de Kanija'ya katılırım. Almanya dediğim gibi bireysel olarak çok büyük bir takım ama oyun olarak bence İtalya Almanya'dan daha iyi. Yani Arjantin'in onlardan korkması çok mantıklı. Artı ev sahibi. Almanya'da biraz daha zorlayabilecekleri şey var ama Arjantin'de yani onlar seni zorlardı da açıldığın anda da Almanya cezayı kesebilirdi. Arjantin 90 dakika boyunca açılmamaya yemin etmiş gibi bir oyun oynuyor. Dünya Kupası finallerinin, belki de bu kupanın zevksiz diye anılmasının sebebi bu final. Ama bunda Almanya'nın günahı yok. Almanya futbolunu oynuyor. Arjantin hiç futbol oynamıyor neredeyse. Ve bir penaltıyla Brehme'nin o muhteşem serin kanlılıkla, Matheus bile topun başına geçmezken topun başına geçip attığı penaltı ve Gogoçea'yı penaltılarla oraya takımını getiren kaleciyi mağlup etmesi. Sonra da iki tane Gogoçea olsa da o gol olurdu diye kral bir açıklama yapması her şeyi anlatıyor. Yani Maradona'nın gözyaşları üzerinde romantizm yapıyorlar da Maradona'nın o kupayı kazanması futbol adına daha kötü olurmuş bence. Yani bırak futbol oynamaya çalışan tabii. Bir takım kazandı. Çok kötü bir aynen öyle. Föller'in falan mesela yani turnuva genelinde eleştirdik belki ama ilk yarıda mesela iki tane çok müsait kafa pozisyonu var mesela. Orada bir anda Almanya farkı da açabilirmiş. Klinsmann'ın harcadığı uçuşlar var. Penaltı değil derler. Bence penaltı da penaltı yani. Orada o alttan müdahaleyi, ayağını soktuğunda rakibi bozuyorsun. Ha, o dönem penaltı verilmiyor bazen böyle pozisyonlara. Öyle diyebilirsin ama genel kurallar kapsamında bence penaltı. Katılıyorum ben de, evet. Yani inanılmaz işte çok belli falan değil, tamam evet ortada belki ama sonuçta da verilir yani. Orada direkt oyuncuyu bozuyor. Aynen öyle. Buracığım, turnuvada iki özel şeyi anlatayım. Bir turnuvanın maskotu Çav benim için çok önemlidir. Babamın Selim Paşa da bana aldığı terliklerde Çav şeyleri vardı, fotoğrafları. Çok da enteresan, deneysel bir maskottur. Hep portakallar, elmalar, biberler varken. Bir de Gianna Nannini ve Edoardo Benato'nun Un'estate Italiana turnuva şarkısı. Belki de ilk popüler turnuva şarkısıdır. Çeviri ve Altyazı M.K.
1962'de yanlış hatırlamıyorsam Şili'de başlıyor bu. Ritüel. Ama ilk meşhur olanı bence budur. Un'estate Italiana. Bugün duyan herkes 90 Dünya Kupası'nı hatırlar herhalde. O açılardan da çok önemli bir turnuvadır diyelim. Ki sonrasında 2000'lerde özellikle o turnuva şarkıları zaten iyiden iyiye pazarlanıp çok daha meşhur hale gelecek. Tabii 98'de Ricky Martin'le başlayıp Boom'lar filan işte Anastasia'nın ondan sonra gelecek yani. Ağzına sağlık. Özlemişiz kupayı. Aynen öyle. Ben teşekkür ederim. Yeni kupalar, yeni özel bölümlerde buluşmak üzere diyelim. Haftaya da bir soru cevap yapacağız. Sorularınızı bekleriz. Teşekkürler Buğra'cığım tekrar. Görüşmek üzere. Ağzına sağlık. Hoşçakalın.